Efendim lütfen sizin can güvenliğiniz her şeyden daha önemli. Lütfen inelim, rica ediyoruz. Evet, dikkatli bir şekilde lütfen inelim. Görevli arkadaşlarımız da yardımcı olsun. Cumhur İttifakı Trabzon mitingimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkürler Trabzon, teşekkürler Ak Dava'nın ak insanları, teşekkürler devletin bekası için Cumhur İttifakı'nda buluşanlar. İşte bu birlik ve beraberliğimiz ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen fırsatçıların en büyük korkusu. Bizler dünya lideri, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Cumhur İttifakı olarak hiçbir zaman düşmana fırsat vermeyeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. ...31 Mart seçimleri yalnızca yerel seçimlerden ibaret olmadığını hepimiz iyi bilmeliyiz. Bütün dünya gözünü bu seçimlere dikmiş ve bazıları AK Parti'nin seçimlerden başarısız çıkmasını dört gözle beklemektedir. Cumhur İttifakı'nın yara alması için küresel güçler ve yerli işbirlikçileri milletimizin kafasını karıştırarak yanlış tercihlere yönlendirmek istiyorlar. Bu oyuna gelmeyelim. Alayına bu seçimde bir Osmanlı tokatı daha vuralım. Kıymetli Trabzonlar, Türkiye'nin çimentosu olan Trabzonlar, HDP destekli Zillet İttifakı bugün bir olmuş, adeta ülkemizi teröre peşkeş çekmek istemektedirler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bahsetti. Zillet İttifakı'nın gizli ortağı HDP eş başkanı, biz oylarımızı Kürdistan'da HDP'ye vereceğiz. Batı'da ise AK Parti ve MHP'yi yok etmeye çalışacağız diyorlar. Anlayacağınız gibi bunların tek amacı Türkiye'nin bölünmesinin zeminini hazırlamaktan başka bir şey değil. İnşallah 31 Mart'ta bugüne kadar olduğu gibi yine iradenize, ülkemizin ve şehrimizin istikbale sahip çıkmanızı istiyoruz. Cumhur İttifakı bir gönül ittifakıdır. Cumhur İttifakı devletin beka ittifakıdır. Sizlerin desteğiyle birlikte Trabzon'umuza hepinize teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Evet, İl Başkanımız Sayın Aydar Rebi'ye konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz başkanım. Selamun aleyküm. 807 bin Trabzonlumuz. Hep beraber Cumhurbaşkanımızla 31 Mart 2019'da bir Türkiye zaferi ilan etmek üzere hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Yolunuz açık olsun, Allah yardımcınız olsun. Evet, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, şimdi sizlere hitap etmek üzere Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Murat Zorluoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz başkanım. Sayın bakanlarım, çok kıymetli milletvekillerim, saygıdeğer Trabzonlu hemşehrilerim, sevgili kardeşlerim, hepinizi en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Trabzon mitingine hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli hemşerilerim, Sayın Cumhurbaşkanımız alana gelmek üzere
O nedenle ben sadece bir selamlama konuşması yapıyorum. Ama size buradan sormak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza Trabzon'un gücünü göstermeye hazır mısınız? Trabzon yeniden tarih yazacak mı? Allah hepinizden razı olsun. Sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Evet, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Murat Zorluoğlu'na konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz Sayın Bakanım. Trabzon'un saygıdeğer güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada ana yurdumda, ata yurdumda Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber size hitap etmekten büyük bir gurur, büyük bir onur duyuyorum. Değerli kardeşlerim, kimi beklediğinizi biliyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı büyük bir coşkuyla karşılayacaksınız. Öyle değil mi? Allah razı olsun. Murat Başkanımızın bütün projeleri benim ve bakanlığımın projesi olacak. Biz elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Daha fazla sizlerin huzurunu meşgul etmek istemiyorum. Yağmur yağıyor, Sayın Cumhurbaşkanımız alana girdi. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi saygıdeğer hemşehrilerimiz sizlere hitap etmek üzere Trabzonumuzun evladı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya mikrofonu takdim ediyorum. Buyurunuz Sayın Bakanım. Çok kıymetli hemşehrilerim, bugün yine burada bir destan yazıyorsunuz. İnşallah 31 Mart akşamı da hep birlikte önümüzdeki 4,5 yıla Türkiye'nin geleceğine, yarınlarına, umutlarına çok büyük destek vereceksiniz. Kıymetli hemşehrilerim, ben 50 yaşındayım. Tam 50 yıldır Türkiye'de 4,5 yıl seçimin olmadığı hiçbir dönem olmadı. İlk kez 4,5 yıl seçimin olmadığı bir döneme doğru gidiyoruz. Burada güçlü bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan'a, Murat Zorluoğlu'na, Cumhur İttifakı'na hep birlikte eğer bir destek verirseniz, her zaman yaptığınızı yaparsanız, bilesiniz Türkiye sadece yürümeyecek. Trabzon sadece yürümeyecek. Türkiye sadece koşmayacak. Trabzon sadece koşmayacak. Türkiye uçacak ve Trabzon uçacak. Bu vesileyle sadece burada değil, İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin her tarafındaki Trabzonlu hemşehrilerimize de aynı anlayışı sizin buradan birer birer anlatmanızı istirham ediyoruz. Size son cümlem şudur. Terörle güçlü mücadele yapıyoruz. Ekonomiyle güçlü mücadele yapıyoruz. Milli ve yerli üretimle güçlü mücadele yapıyoruz. Trabzon, hemşehrilerim, bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğmeyeceksiniz değil mi? Bize Pensilvanya'yı güldürmeyeceksiniz değil mi? Allah sizden razı olsun. 31 Mart akşamı şöyle sandıkları bir patlatın da Türkiye'nin ayağına çelme takmaya çalışanlara tarihin misillesini vurun Trabzon. Tarihin. Allah'a emanet olun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. Sağ olun, var olun.
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, şimdi de sizlere hitap etmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turan'ı kürsüye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Bakanım. Trabzon, toprağım, havam, suyum, vatanım, canım ve insanım. Sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum Trabzon. Biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya lideri, mazlumların sahibi, zalimlerin korkulu rüyası burada sizinle gündemi değerlendirecek, konuşacak, sizlere hitap edecek. Söze gerek yok. Ne istediyseniz yaptık mı? Ne vaat ettiysek gerçekleştirdik mi? Allah'ın izniyle birlik ve beraberlik içinde olduğumuz müddetçe yine daha iyilerini yapacağız. Sizi daha iyi bir yaşam standardıyla, yaşam kalitesiyle uğraştırmak için mücadele edeceğiz, hizmetlerimize devam edeceğiz. Biliyorsunuz hizmet yerelde başlar. Bunun için Trabzon bugüne kadar yaptığını 31 Mart'ta da yapacak inşallah. Yeter ki önümüzde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olsun. Biz de onun arkasından onurla, gururla yürüyelim ve hep birlikte ülkemize, milletimize hizmet edelim. Sayın Cumhurbaşkanımız teşrif ettiler. Sizlerin huzurunu daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turan'a çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, şimdi de sizlere hitap etmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ı kürsüye davet ediyoruz. Buyurunuz Sayın Bakanım. Trabzon. Hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli hemşehrilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizin malumu, bir seçime gidiyoruz yine. Son 5 yıldır her yıl en az bir seçim yaşadık. Ama bu son seçim enteresan. 6 ay önce 5 yıl boyunca maruz kaldığımız saldırılardan bir tanesine daha maruz kaldık. Ekonomik bir saldırıyla doları 6, 7, 8, 9, 10 lira olacak diye ülkemize yüklenenler, elhamdülillah, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yeni sistemin etkinliğinde avuçlarını yalayacakları bir şekilde demir bir yumrukla doları 5 liraya indirdik. Şimdi yeniden bir seçim. Türkiye çok tarihi günlerden geçiyor. Bu ne seçimi? Yerel seçim değil mi? Yerel seçim, belediyecilik, hizmetçilik anlayışıyla adayların yarıştığı, halka en çok hizmeti yapanın vaatleriyle meydanda dolaştığı bir seçim. Ama gelin görün ki yine kimler neyi konuşuyor, arkadan kimler ne operasyon yapıyor. Bugün Kandil açıklama yapıyor. Takip ediyor muyuz? Hangi partiler bir arada omuz omuza yürüyor, görüyor muyuz? Pensilvanya kimi destekliyor, görüyor muyuz? İşte bu resim ışığında 31 Mart bir beka seçimidir. Bunu görüyor muyuz? Ha, ikincisi, belediyecilik namına. Bakın çok net söylüyorum. Türkiye'de hizmet anlayışı noktasında baktığımızda da AK Parti belediyeciliği, çok net ifade ediyorum, halka hizmet anlayışıyla Türkiye'nin 81 vilayetinde her zaman tarihi yazmıştır. Buna şahit miyiz? Şimdi bir tarafta 3Ç, çöp, çamur ve çukur belediyeciliği, son dönemde televizyonlarda herhalde yaşamışsınızdır,
Halka azarlama belediyeciliği de çıktı. Vatandaşa hakaret etme belediyeciliği de çıktı. İzliyorsunuz değil mi? Çünkü gerek İzmir'in bu çöplerden geçilmez halini, gerek Şişli'nin CHP belediyeciliğindeki çöp belediyeciliğini izliyorsunuz değil mi? O zaman hem beka için hem hizmet için 31 Mart'ta Trabzon AK Parti'nin arkasında durmaya var mı? Hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun diyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, Trabzon'umuzun evladı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, şimdi de sizlere hitap etmek üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Rize Milletvekilimiz Sayın Hayat Yazıcı kürsüye davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Trabzon, eller havaya, eller Rabia. Bu AK Parti'nin selamı. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Muhteşemsiniz. 31 Mart 2019 yapılacak seçimlere hazır mısınız? Hazır mısınız? Sakın ha, mührü yanlış yere vurmayın. Mührünüz, oyunuz çok kıymetli. Aziz hemşerilerim, 17 yıldan bu yana Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK kadrolar hiçbir zaman sizi yanıltmadı, kandırmadı. Popülist politika izlemedik. Türkiye dedik, bayrak dedik, vatan dedik, millet dedik ve siyasetimizin merkezine milleti yerleştirdik. Siz ne diyorsanız onu inşa ettik. Siz ne istiyorsanız imkanlara göre onu icra ettik. Dolayısıyla gücümüzü sizden aldık. Siz AK Parti kadrolarına Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK kadroya güveniyor musunuz? Güveniyor musunuz? O halde hep birlikte 31 Mart'ta yeni bir zafer yazmaya kararlı mıyız? Kararlı mıyız? Zaferimiz şimdiden Türkiye hayırlı olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun aziz hemşerilerim. Genel Başkan Yardımcımız Rize Milletvekilimiz Hayati Yazıcı'ya konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Tüm bayrakları görelim, haydi Trabzon. Ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Halkın adamı, hakkın aşığı, o milyonların umut ışığı, mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Trabzon, milletin adamını karşılamaya hazır mısın Trabzon? Hazır mısın? Tüm bayrakları görelim haydi. Oldu her zaman sözünün eri. Çıktığı yoldan dönmedi geri. Kararlıdır davasında, anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Hak'tan,
hakikatten yana bakın siz. Hak'tan, hakikatten, milletten yana olan lider. Karadeniz'in evladı, birliğimizin, beraberliğimizin teminatı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazır mıyız Trabzon? Kararlıdır davasında, anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. Beklenen lider Recep Tayyip Erdoğan. İnandığı yolda gider, yıllardır beklenen lider Recep Tayyip Erdoğan. Yıldızın hilalim, benim adım Türkiye. Yunus Edebali'yim, benim adım Türkiye. Yollar ile yoldaşım, mazlumlarla kardeşim, ben eğilmeyen başım, benim adım Türkiye. Kuşatıldım, sarıldım, örselendim, vuruldum, ne bittim, ne yoruldum, benim adım Türkiye. Bende ulu emanet, bende manevi servet. Davam büyüktür elbet. Benim adım Türkiye. Hazır mıyız Trabzon? İşte Karadeniz'in evladı geliyor. Birliğimizin, beraberliğimizin teminatı geliyor. Hayatını milletine adayan milletimizin hizmetkarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte Trabzon. İşte milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Çamur çukur geçilmeyen sokaklarını, çamur çukur geçilmeyen sokaklarını, konu hizmet olunca kaybolanları çok dinledik, çok dinledik, çok dinledik. Trabzon! Sana sevdalıyız Trabzon! Seni uzaktan sevmek olur mu Trabzon? Sana doymak olur mu Trabzon? Sizi muhabbetle selamlıyorum Trabzon! Bugün yine Karadeniz gibi coşaysın Trabzon. Bugün yine çok güzelsin Trabzon. Yaylalar otlu olur, suyu kuvvetli olur, sevip alamayanın hali perişan olur. Trabzon'dan ayrı kalanın hali nice olur. Ha sizin gibi uşaklardan ayrı kalanın hali perişan olur. İki aylık ayrılığın ardından sizleri hasretle selamlıyorum Trabzon. Merde mert diyen, namerde namert diyen, özü bir, sözü bir,
gönlü bir, sevdası bir uşakların şehri Trabzon. Kulluğundan kılmasın azad Allah'ım beni diyen Sultan Fatih'in emaneti Trabzon. Kültürüyle, türküleriyle, tabii güzellikleriyle dillere destan Trabzon. Bugün sizleri bir kez daha yürekten selamlıyorum. Akçabat'a, Araklı'ya, Arsin'e, Beşikdüzen'e, Çarşıbaşı'na, Çaykara'ya, Dernek Pazarı'na sevgilerimi yolluyorum. Düzköy'e, Hayrat'a, Köprübaşı'na, Maçka'ya, Of'a, Ortahisar'a, Şalpazarı'na, Sürmene'ye, Tonya'ya, Vakfı Kebir'e, Yomra'ya selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Buradan Trabzon'un tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki, dağları, yaylalarındaki kardeşlerime selam gönderiyorum. Her gün vira bismillah diyerek, ya nasip diyerek Karadeniz'de rızkını arayan balıkçı kardeşlerime bu meydandan muhabbetlerimi gönderiyordum. Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına, bugün de bayrağımıza bakıp çırpınan asaletiyle, hırçınlığıyla, bereketiyle, güzelliğiyle göz bebeğimiz Karadeniz'i selamlıyorum. Maşallah. Bu ne güzel coşku böyle. Bu ne muhteşem sevda böyle. İşte Trabzon bu. İşte gerçek dostluk bu. Aşkınız, vefanız, muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Gençler teşekkür ediyorum. 24 Haziran seçimlerindeki desteğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Milletin partisine, milletin adamına, Cumhur'un ittifakına sahip çıktığı için Trabzon'a tekrar gönülden teşekkür ediyorum. Bugüne kadar siz bize sahip çıktınız. Biz de sizin emanetinize sahip çıktık. Siz bizden dualarınızı esirgemediniz. Biz de ülkemize kurulan tuzakları bozduk. Siz bizi bağrınıza bastınız. Biz de sizin için koştuk, koşturduk. Siz dağ gibi bizim yanımızda durdunuz. Biz de milletimizin birliğine, özellikle kastedenleri tek tek hezimete uğrattık. Cudi'de inlerinde bastık. Gabar'da inlerinde bastık. Tendürek'te inlerine girdik. Kandil'de inlerine girdik. Onlar kaçtı, biz kovaladık. Kovalıyoruz, kovalayacağız. İşte az önce İçişleri Bakanımı dinlediniz. Evet, kara kış demeden, kar tipi demeden, bütün askerimizle, komandolarımızla birlikte, bakanımızla, onlarla, hep birlikte, savunma bakanımız, kuvvet komutanlarımız hep birlikte, evelallah, yürüdük, yürüyoruz, yürüyeceğiz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Durmak yok, o kadar. Ve bu ülkede bizim milletimizin huzuruna kastedenleri evelallah yok edeceğiz. Şimdi sizlere şöyle ekranda bir şeyi izleteceğim. Çünkü daha biz Başkan Akan'ın heykelini dikeceğiz, heykelini. PKK'nın öyle bir gücü var ki, PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Bize uzattığınız o çelişi, sizin çeviklisini biz çok iyi biliriz. Oyunuzu attığınız zaman aklınıza
1 Temmuz'a kadar terörle mücadele kanunu kaldırmazsanız savaş kapımızı çalıyor. Gerilla'nın taziyesine, cenazesine de gidiyor. Halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasına ben soruşturma açtırırım parti disiplini gereği. PKK bir terör örgütü değildir. Partimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı. HDP'ye oy vererek bu sorumluluklarını yerine getireceklerdir. Kürdistan'da kazanacağız, Batı'da da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz. İmralı'ya selam olsun, Öcalan'a selam olsun. Kardeşlerim, Türkiye'de buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Trabzon'dan tüm Batı'ya sesleniyorum. Orta Anadolu'ya sesleniyorum. 780 bin kilometre kareye sesleniyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kardeşlerim, bizim Doğu Anadolu'muz var. Bizim Güneydoğu Anadolu bölgemiz var. Bizim Karadeniz'imiz var. Bizim Akdeniz'imiz var. Bizim Orta Anadolu'muz var. Bizim Ege'miz var. Bizim Marmara'mız var. Ama bizde Kürdistan diye bir bölge yok. Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Yolla oraya. Git Kürdistan'a. Sizin bu ülkede yeriniz yok. Öyle mi? Şimdi ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum. İYİ Parti'ye gönül verenlere de sesleniyorum. Diyorum ki kardeşlerim, bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da omuz omuza oluyorsunuz? Nasıl oluyor da onlarla beraber yol yürüyorsunuz? Öyle mi? Şimdi CHP'ye gönül veren bütün kardeşlerime, sözde İYİ Parti'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Ve diyorum ki bu yanlışa gelecek misiniz? Hatta daha ileri gidiyorum. Bölücü terör örgütünün arkasında olduğu HDP'ye gönül verenlere de sesleniyorum. Bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber olacak mısınız? Gelin 31 Mart'ta sandıklarda bunlara şöyle güzel bir Osmanlı tokadı vuralım. Tamam? Onun için hanım kardeşlerim, çok çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Gençler, çok çalışacağız. Tamam? Kapı kapı dolaşacağız. Durmak yok. Çünkü işte muhalifler ortada. Ne diyor? Bizim arkamızda PKK var. YPG var. PYD var diyor. Beynadan. Bizim arkamızda da bu millet var ve hak var. Hak. Biz, Akif ne diyor? Allah'a dayan, sahaya sarıl, hükmüne ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Bizim farkımız bu. Onun için çok çalışacağız. Şimdi bunlara devlet para verdi, bu alçaklar ne yaptı? Çukur kazdı. Öyle mi? Bunlar binaları kendi içinden birbirine tünellerle bağladı. Öyle mi? Ya bu paralar size çukur eşin diye mi verildi? Yoksa millete hizmet için mi verildi? Başka ne yaptılar? Kandil'e gönderdiler. Ya bu milletin paralarını bu Kandil'e gönderenlere biz bu ülkede müsaade etmeyiz. İşte onun için ne yaptık? Kayyumlar. Ve bak, yargılandılar. Ve bir tanesi bunlardan yanılmıyorsam 13 sene 15 sene yargı bunlara ceza verdi. Niye verdi? İşte devletin bu imkanlarını, bu paralarını buralarda harcadıkları için verdi. Şimdi bundan sonraki süreçte de
Bunların bu tür yanlışları devam ettikçe bunlara bu bedelleri ödeteceğiz. Asla bunlara kalkıp da iyi yaptınız diyemeyiz. Son 17 yılda önümüze çıkartılan her engeli, her badireyi sizlerin desteği, duası sayesinde açtık. Omuz omuza verdik. Gönül gönüle verdik. Türkiye'yi hep birlikte tarihinin en büyük başarılarıyla, en büyük yatırımlarıyla tanıştırdık. Fakat şimdi önümüzde yine kritik bir sınav var. 31 Mart. Hepimiz için önemli bir imtihan. Adeta bir beka meselesi. Ve 31 Mart'ta bunlara vereceğimiz bir ders de inşallah geleceğimiz daha aydınlık olacak. Ve 4,5 yıl inşallah bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı olarak yeni sistemle iş başında ve gelecek belediye ile beraber tüm belediyelerimiz el ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz ve ülkemizi daha güzel günlere taşıyacağız. Fakat ben buradan sizden şimdiden bir ricada bulunacağım. Kardeşlerim, başta İstanbul olmak üzere nerede Trabzonlu hemşehrilerimiz varsa hepsini buradan telefonla aramanızı rica ediyorum. Arayacaksınız ve onlara özellikle şunu söyleyeceksiniz. Sizden ricamız şu: İstanbul'da da, İzmir'de de, aklınıza neresi gelirse, oylarımızı hep beraber, evet, Cumhur İttifakı'nda konsolide edelim, AK Parti'de birleştirelim. Bunu başarmaya var mıyız? Bir telefon. Bunu yapacağız. Bunu başardığımız takdirde Allah'ın izniyle 31 Mart'ta sandıklar bir başka ay kıracak. 2023 hedeflerimizin önündeki bu son engeli de inşallah hep beraber alnımızın akıyla aşacağız. Bunun için size, bize, 82 milyonun her bir ferdine büyük sorumluluklar düşüyor. Cumhurbaşkanından belediye başkanına, meclis üyesinden sandık müşahidine, parti üyesinden bu davaya gönül vermiş tüm kardeşlerimize tam bir dayanışma içerisinde çalışmamız gerekiyor. Seçim dönemi olsun olmasın, biz gece gündüz demeden illerimizi, ilçelerimizi dolaşıyoruz. İşte dün Ardahan'daydım. Kar, bora, acayip. Buna rağmen meydan muhteşem. Oradan helikopterimiz kalkamadı. Mecburen karadan arabayla geldik. Yaklaşık 2 saat. Ve Artvin'e yetiştik. Artvin'de de mitingimizi yaptık. Maşallah orada da muhteşem bir katılım ve coşku vardı. Ve bugün önce Rize, Rize'den size selamlar getirdi. Muhteşem bir katılım. Şimdi Trabzon'dayız. İnşallah yarın Ordu, arkasından Samsun. Durmak yok. Koşacak da çalışacak. Allah çalışana verir, çalışmayana vermez. Tamam. Ama sadece bu kardeşinizin çalışması yetmez. Hep beraber çalışacağız. Tamam. Bakınız, Şubat ayı başından beri 25 vilayetimizi, 9 ilçemizi bizzat ziyaret ettim. Gittiğimiz her yerde, işte bugün bu meydanda olduğu gibi, on binlerce kardeşimizle kucaklaştık. Zillet ittifakı hala kendi içinde uğraşıyor. Hala isim kavgasıydı, şu kavgasıydı, bu kavgasıydı, bunlarla uğraşıyor. Ya bunlar seçim kurullarına nasıl müracaat edilir, bunu dahi bilmiyorlar. Biz 25 ilimizde milletimizle buluştuk. Genel merkez yöneticilerimizle, milletvekillerimizle ve adaylarımızla günün 24 saati meydanlardayız. Amacımız 81 vilayetimize, 922 ilçemize, 50.411 mahalle ve köyümüze bir şekilde ulaşmak. Onlara davamızı
icraatlarımızı, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmaktır. Gayemiz şehirlerimizle ilgili hayallerimizi ve hedeflerimizi milletimizin tüm fertleriyle paylaşmaktır. Bunun için tempoyu daha da artıracağız. 31 Mart'a kadar uykumuzdan, ailemizden, vaktimizden fedakarlık ederek daha çok çalışacağız. AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na gönül vermiş her bir kardeşimin de aynı şekilde mücadele edeceğine inanıyorum. Hanımlar hazır mıyız? Gençler hazır mıyız? Sizlerden geleceğimiz için, evlatlarınızın istikbali için, ülkemizin aydınlık yarınları için 31 Mart'a kadar gayret göstermenizi bekliyorum. Hizmet sürsün, Türkiye büyüsün diyorsanız 31 Mart'ta iradenize sahip çıkmanızı bekliyorum. Ne diyeceğiz? Devam inşallah diyeceğiz. Trabzon'dan şöyle tarihe geçecek yeni bir destan yazmasını bekliyorum. Trabzon'a AK Parti yakışır, AK Parti'ye de Trabzon yakışır. Şimdi burada bir kez daha ahitlerimizi yenileyelim. Hazır mıyız? Trabzon, 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? Trabzon, 31 Mart'ta geleceğine sahip çıkıyor musun? Trabzon, 31 Mart'ta sandığa, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkıyor musun? Trabzon, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musun? Trabzon, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi, gönül işi diyor musun? Trabzon, 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor musun? Rabbim hepinizden razı olsun. Ya size de bu yakışır ya. Trabzon'a bu yakışır. Kardeşlerim, bizim siyasetimiz gönül siyasetidir. Bizim siyasetimiz sevgi siyasetidir. Bizim davamız birlik, beraberlik, kardeşlik davasıdır. Mehmet, dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka hiçbir yerde asla eğilmedik, eğilmeyiz. Kardeşlerim, bizim kızıl elmamız var. Bizim kızıl elmamız büyük ve güçlü Türkiye'dir. Bunun için kutuplaşmaya, kardeş kavgasına hayır diyoruz. Bunun için milletimizin arasına az önce gösterdiğim gibi nifak sokmak isteyenlere hayır diyoruz. Bunun için insanımızı birbirine kırdırmaya çalışanlara hayır diyoruz. Bunun için önce millet, önce memleket diyoruz. Biz barışın yanındayız.
demokrasinin yanındayız. İstikrar ve huzurun tarafındayız. Kardeşim, kardeşlerim, Gezi'de her tarafı yakıp yıkan bunlar değil miydi? Güneydoğu'da, doğuda her tarafı yakıp yıkan bunlar olmadı mı? Bunlar değil miydi şu anda cezaevinde bulunan zatın Diyarbakır'da hep beraber sokağa dediği zaman 53 tane vatandaşımızın ölümüne neden olanlar? Utanmadan konuşuyorlar. Utanmadan. Milleti birbirine kırdırdılar. Irkçılık yaptılar. Bölücülük yaptılar. Ve biz ne dedik? Rabia. Rabia'da ne var? Şöyle arka tarafları da bir göreyim bakayım. Rabia, Rabia. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kardeşlerim, bunlar var ya bunlar. Bu bölücü terör örgütünü arkasına alanlar. Bizim bayrağımızı kongrelerinde salona takmayanlardır. Ey CHP'ye gönül verenler. Siz bunlarla kol kola gidiyorsunuz. Farkında mısınız? Bunlar kongrelerinde bizim İstiklal Marşımızı okutmayanlardır. Ey CHP'ye gönül verenler, siz bunlarla beraber olduğunuzun farkında mısınız? Yahu bunlar İstiklal Marşımızı okutmadıkları gibi bunlarla beraber olan sözde İYİ Parti mensuplarına şaşıyorum. Nasıl bunlarla omuz omuza oluyorlar? Nasıl bunlarla beraber yol yürüyorlar? Bu millet 31 Mart'ta bunun da hesabını soracak, ben buna inanıyorum. Çünkü ne diyoruz biz? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Evet. Yurduma alçakları uğratanlara 31 Mart'ta cevap veriyor muyuz? Barakallah. Tebarakallah. Sağ olun, var olun. Ülkemizle beraber, tüm gönül coğrafyamızda muhabbetin, adaletin, sükunetin hakim olması için çaba harcıyoruz. Afganistan'dan Yemen'e, Libya'dan Somali'ye, Orta Asya'dan Balkanlara kadar bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için mücadele ediyoruz. Arabuluculuk çalışmalarımızda, ikili münasebetlerimizde, yeri geldiğinde telefon diplomasimizde nerede bir sıkıntı, sorun varsa onu suhuletle çözmenin gayreti içindeyiz. Önceki gün uçak krizi sonrasında kardeş ülke Pakistan'ın Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştüm. Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimi nasıl düşürebileceğimizi istişare ettim. Biliyorsunuz Pakistanlı kardeşlerimizin bizim milletimizin kalbinde çok ayrı bir yeri var. İstiklal Harbi'nde vatanımızın bağımsızlığı için gönderilen yardımları, Muhammed İkbal'in bizim için yazdığı özgürlük şiirlerini asla unutamayız. Türkiye'de ne zaman dara düşse, ne zaman başı sıkışsa, deprem felaketinden terörle mücadeleye kadar kardeş Pakistan'ın hep yanında oldu. Ülkemizin hem Pakistan'la hem de Hindistan'la samimi, yapıcı, yoğun ve çok yönlü ilişkileri bulunuyor. Sağ olsun Pakistanlı kardeşlerimiz de Türkiye'nin bu müstesna konumunu takdir ediyor. Sorunun çözümü için bizden destek bekliyorlar. Biz de kendilerine tansiyonun daha da düşürülmesi konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Pakistanlı kardeşlerimizin dün rehin aldıkları Hindistanlı pilotu
hüsnüniyet göstergesi olarak salıvermeleri takdire şayan bir adımdır. Gerilimi tırmandırmanın, yangına körükle gitmenin hiç kimseye bir faydası yoktur, olmayacaktır. Temennimiz Hindistanlı dostlarımızın da bu müsbet adıma aynı şekilde mukabelede bulunmalarıdır. Bize düşen katkıları, müdahaleleri yapmaya hazır olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum. İnşallah Türkiye'nin de diplomatik çabalarıyla bu sıkıntılı dönemin kısa sürede atlatılacağına inanıyorum. Değerli kardeşlerim, günümüzde artık iç politikayla dış politikayı ayırmak, ayrı görmek mümkün değildir. Dünyanın her yerinde iç politika dış politikayı belirler. Dış politika da iç politikayı etkiler. Türkiye'nin uluslararası siyasette artık problem çözen, sorunlara çözüm üreten bir seviyeye ulaşması iç politikadaki başarılarımızın eseridir. Ülkemizin artık görüşü, duruşu, katkısı aranan bir konuma gelmesi sizinle beraber attığımız ortak adımların sonucudur. Çok açık ve net söylüyorum. Ülkemiz son 17 yılda içeride güçlendikçe dışarıda da güçlenmiş, itibar kazanmıştır. Türk ekonomisi büyüdükçe Türk diplomatlarının etkisi büyümüştür. Türk demokrasisi ilerledikçe dış siyasette Türkiye'nin sözünün ağırlığı da artmıştır. İç siyasetteki her hamlemizin, her başarımızın altını çizerek söylüyorum. Her seçim zaferimizin dışarıda da çok müsbet yansımaları olmuştur. Biz son 17 yılda bunu pek çok kez yaşadık, şahit olduk. Bakınız, göreve geldiğimizde IMF'e göreve geldiğimizde borcumuz neydi? 23,5 milyar dolar. Davos'a gittik. Davos'ta o zamanki IMF başkanıyla Strauss Kahn görüşme yaptık. Kendisine dedim ki, başkan, sen IMF'in başkanısın. Ben de Türkiye'nin başbakanıyım. Siz Türkiye'yi yönetemezsiniz. Türkiye'yi ben yönetirim. Sen alacağını tahsil ediyor musun? Ediyorsun. Ama Türkiye'nin iç siyasetine, siyasi durumuna sakın ha karışmaya kalkmayın. Ve Mayıs 2013 biz 23,5 milyar dolar borcumuzu IMF'e ödedik. Şu anda bizde artık IMF'le ilgili bir şey kalmadı. Peki o zaman Merkez Bankamızın döviz rezervi neydi? 27,5 milyar dolar. Başbakanlığım döneminde 136 milyar dolara kadar çıktık. Sonra bir düşüş yaşadık. Şimdi ne oldu? Şimdi tekrar yeniden tırmanmaya başladık. 100 milyar dolara şu anda Merkez Bankamızın döviz rezervi çıktı. Durmuyoruz. Savunma sanayinde. Ya bize insansız hava aracı vermiyorlardı. Ne zaman gitsek diyorlardı ki kongre müsaade etmedi. Şimdi Trabzon'un uşaklarından birileri insansız hava aracını yaptı mı? Yaptı. Silahlı insansız hava aracını da yaptı mı? Yaptı. Şimdi daha büyüğünü yapıyorlar. Şimdi biz ihraç eder duruma geldik. Nereden nereye? Anladınız mı? Ha? Yapar mı? Bu millet yapar ya. Ve göreve geldiğimizde biz
savunma sanayinde %25'i yapıyorduk. Şimdi savunma sanayinde %70'i üretir hale geldik. Ve şu anda 2,5 milyar dolar savunma sanayinde ihracat yapıyoruz. Bunun dışında ihracatımız neydi toplamda? 36 milyar dolar. Şimdi ihracatımız ne oldu? 170 milyar dolara dayandık. Nereden nereye? Bu şarkıyı niye söylediğimi anlıyorsunuz değil mi? Biraz sonra kendi söyleyeceği yok. Kişi başına milli gelir 3500 dolardı. 11 bin dolara kadar çıktı. Ve değerli kardeşlerim, bütün bunlarla beraber Türkiye bölgenin efendim ne değilsin? Değerli kardeşlerim, bölgenin artık sorun çözen ülkesi haline geldi. Hamdolsun. Tarihi şanlı, zaferlerle dolu, aziz milletimize asla yakışmayan kötü tablolara son verdik. Türkiye güçlenince, daha önce ülkemize ayar verme yarışına girenlerin nasıl kendilerine çeki düzen verdiklerini bizzat tecrübe ettik. Batı ülkeleri başta olmak üzere diğer devletlerin politikalarını, ekonomisi, demokrasisi, ihracatı güçlü bu yeni Türkiye'ye nasıl adapte ettiklerini bizzat yaşadık. Artık emir alan değil, sözü dinlenen, görüşü aranan bir ülke haline geldik. Bunu da sizlerin duası, desteği sayesinde başardık. Türkiye'yi bugünkü konumuna sizinle beraber biz taşıdık. Ülkemizi ve şehirlerimizi hak ettiği hizmetlerle yine biz buluşturduk. Bu anlayışta son 17 yılda Trabzon'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Gençler, bunu kayıtlarınıza iyi geçin. 30 katrilyon yatırım yaptık Trabzon'a. Evlatlarımız en güzel ortamlarda okusun diye şehrimize 2824 yeni derslik kazandırdık. Daha CHP İstanbul'un göbeğindeki çöpleri bile doğru düzgün toplayamazken biz ülkemize geleceğe hazırlıyoruz. Ben belediye başkanı oldum İstanbul'a. Kimden aldım İstanbul'u? Trabzonlu hemşehrilerim bilir. Kimden? Trabzonlu belediyeden aldım. Pardon, CHP belediyesinden aldım. Şimdi bir Trabzonlu arkadaşımız oradan aday olmuş. Trabzon'u istismar etmek istiyor. Ya sen Trabzon'u istismar edemezsin. Benim Trabzonlu hemşerilerim sana prim vermez. Çünkü CHP çöp, çukur, çamur demektir. İşte İzmir. İzmir körfezi kokudan geçilmiyor. Pislik. İstanbul'un da Haliç'i maalesef kokudan geçilmiyordu. Ve Ümraniye'de oturan Trabzonlu hemşerilerim bilir. Oradaki vahşi çöp depolama yapılıyordu. Yine CHP'li belediye vardı. Patladı. 39 vatandaşım orada öldü. Büyükşehir'de Trabzonlu var. Sivaslı vardı. Orada da Trabzonlu vardı. Böyle bir durumu yaşadık. Değerli kardeşlerim, biz geldik bir senede çöp dağlarını yok ettik. Susuzdu İstanbul. Suya kavuşturduk. 180 kilometreden Melen'i getirdik. 140 kilometreden tuttuk. Ta buraya Islanca dağlarını delerek su getirdik. Çöp dağları ortadan kalktı. Hava kirliliği vardı. Ben görevi aldığımda 50 bin aileye doğalgaz gidiyordu. Cezaevine girerken biz 1 milyon 250 bin eve doğalgazı getirdik. Nereden nereye? İşte farkımız bu. Onlar Şişli gibi bir ilçeyi bile şu anda yönetemiyorlar. 219 Türkiye'sinde, 2019 Türkiye'sinde çöp dağlarına mahkum ederken Şişli ilçesine biz istikbalimizin köşe taşlarını döşüyoruz. Onlar bizim 1994'te
son verdiğimiz utanç sahnelerini yönettikleri ilçelerde tekrar milletimize yaşatırken biz 21. yüzyılın Türkiye'sinin temellerini atıyoruz. Öğrencilerimizin robotik, kodlama, nanoteknoloji, siber güvenlik, mobil uygulama, yapay zeka gibi alanlarda eğitim alması ve projeler geliştirmesi için 81 ilde 100 deney yap teknoloji atölyesi kuruyoruz. İnşallah bu sene Trabzon'da atölyemizi açacağız. 64 binden fazla üniversite öğrencisinin eğitim gördüğü şehrimizde ikinci devlet üniversitesini, Trabzon Üniversitesi'ni faaliyete geçirdik mi? Yaparsa kadar. Yüksek öğrenim öğrencileri için 8.442 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Bu yıl içinde Beşiktaş'ında 500 kişi kapasiteli, birkaç yıla kadar da merkezde ve Arsin'de toplamda 2.300 kişilik yurt binaları daha açacağız. 41 bin seyirci kapasiteli Şenol Güneş stadyumunu açtık mı? Yaptık mı? Ha, bu arada da tabii Şenol Güneş kardeşimizin milli takım teknik direktörlüğü hayırlı olsun. Gençlik merkezleri, spor salonları, yüzme havuzu, tenis kortları gibi birçok farklı branştaki spor ve sosyal tesisleri Trabzonlu gençlerimizin, spor severlerin istifadesine sunduk. Şimdi yeni stadyumumuzdan memnunsunuz değil mi? Peki eski stadı ne yapıyoruz? Göreyim misin? Benim kızım nasıl biliyor bunları? İnşallah eski Hüseyin Avni Aker stadyumunu onu şimdi millet bahçesine dönüştürüyoruz. Anneler, babalar, gençler, ailece millet bahçesine gideceksiniz. Millet bahçesinde yavrularınızla birlikte orada koşturacaksınız. Bitmedi. Oraya bir de tabii yakışacak şekilde bir millet kıraathanesini de yapacağız. Ve bu millet kıraathanesinde de gençlerimiz derslerini çalışacak, çaylarını içecek, simidini, Trabzon simidini, kekini, pastasını, onları da orada ücretsiz olarak alabilecek. Yaparsa o kadar. Çaykara Gençlik Merkezi'nin, OFF Spor Kompleksi'nin, Sürmen'e yarı olimpik yüzme havuzunun yapımları devam ediyor. CHP bölücü örgütün uzantılarını listelerinden belediyelere sızdırmanın kaygısını giderken biz şehirlerimizi daha da güzelleştiriyoruz. İnşallah Trabzon'a merkezde, Akçaabat'ta ve Vakıfköy'de 3 tane millet bahçesi yapıyoruz. Hocam tamam değil mi? Akçaabat'ta da var. İçinde atölye, millet kıraathanesi, gölet, bisiklet yolları, spor alanlarının olacağı bu 3 tesisi en kısa sürede inşallah şehrimize kazandıracağız. CHP sosyal devletin sadece lafını, sadece edebiyatını yaparken biz onu 17 yıldır milletimize bizzat yaşatıyoruz. Kardeşlerim bu CHP var ya, ah ah, ağlarım ağlatamam, hissederim söyleyemem, dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım. Ya bunlar bu millete neler çektirdiler. Ah bizim babalarımız, dedelerimiz bunların elinden neler çekti. Ah ah, ya ya ya. Markasını söyleyip de reklamını yapmayalım. Ya ya, nüfus kağıdına basarlardı mührü, öyle verirlerdi. İsmail Bey öyle mi? Yağ kuyrukları, gaz yağı kuyrukları, benzin kuyrukları, hep bunlar CHP'nin ceddinden kalma. Şimdi geçen günü bana laf atıyor, kuyruk diyor. Bay Kemal, siz kuyrukçusunuz.
Siz yokluk kuyruğu icat ettiniz bu ülkede. Hastanelerde senin genel müdürlüğünde ah ah ne kuyruklar yaşandı, ne kuyruklar. Neydi o? İlaç kuyrukları. Ya sabahleyin gidecek benim vatandaşım doktordan numara alamıyor. Orada kuyrukta bekliyor. Onu da geç. Ölenleri bile bunlar rehine alıyorlardı senin zamanında Bay Kemal. Kardeşim ben hastaysam bana bizimki ise hastane, varlık hastane. Kuyruğu varlık. Bilmiyorum siz alışkın mısınız bak. Ama kişi sigortalı olur veya olmaz. O saatte tabii acil servise geldiği zaman normalde hekim arkadaşlarımızın bakması gerekiyor. Çünkü bu genelde hemen hemen her hastanemizde yaşanan bir dram maalesef. Yok yani bunlar 10 sene öncesi için falan böyle bir şey söz yoktu. Oradaki işleyişten dolayı düzelmemekte ayak direyen ve asla da düzelemeyecek gibi intibalar veren SSK hastaneleri. Vallahi billahi 10 milyon geliyorum bu da hasta oluyorum ben. Yukarısı çok güzel bitir her şeyi. Hiç bizi düşünen yok ki şu vaziyette. Yıldız şurada ben de bana inancı vermiyorsun be. 50 sefer oraya gönderdi beni 50 sefer ben. Şimdi bir de bizim hastanelere bakın. Bak şehir hastanelerine bak. Bunlardan bir tane de inşallah Trabzon'a gelecek. Şehir hastanelerine bak. Farkımız bu. Yaparsa işte buyurun. Şimdi Allah nasip ederse 14'ünde Tıp Bayramı'nda Ankara'da Türkiye'nin en büyük şehir hastanesini Bilkent orada açıyoruz. Şu anda hasta kabulü başladı. Resmi açılışını o gün yapacağız. Şu güzelliği görüyor musunuz? Nasıl? Trabzon'a da yakışır mı? İnşallah tabii ki her büyük şehire olacağı gibi Trabzon'a da olacak. Ben milletime ne yakışırsa onu yaparız dedim. Ve yapacağız. Şu güzelliğe bak. Bütün dünya inşallah bunlara hayran olacak. Ve zaten yurt dışından da hastalar geliyor, buralarda tedavi oluyor. Kardeşlerim, kimse kendini garip hissetmesin. Kimse kendini ötelenmiş hissetmesin. Hiç kimse açta açıkta kalmasın diye uğraşıyoruz. Şimdiye kadar Trabzon'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize toplam 1,5 trilyon liralık destek sağladık. 2 gün önce yayınladığımız 795 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile bu konuda çok önemli bir adım daha attık. Sosyal yardımlardan faydalanan hak sahiplerine elektrik faturalarıyla ilgili yeni bir imkan daha getirdik. Kardeşlerim, son 17 yılda sağlık alanında tüm dünyaya örnek olan pek çok reformu hayata geçirdik. Bir dönem vatandaşımızın gitmeye korktuğu hastanelerimizi MR'ından tomografisine, ultrasonundan röntgenine kadar en modern teçhizatla donattık. Hastanelerimizin hem sayısını hem de kalitesini yükselttik. Kişi başına düşen doktor, hemşire, sağlık personeli sayısını daha önce hiç olmadığı kadar artırdık. Trabzon'a 400 yataklı Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi'nin, 200 yataklı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nin de içinde olduğu 15 hastane inşa ettik. 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanemizin ihale süreci, 100 yataklı OFF Devlet Hastanemizin yapımı devam ediyor. Ayrıca Tonya'ya ve Sürmene'ye 50'şer yataklı devlet hastaneleri yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Trabzon'da 8037 konut projesini hayata geçirdik. Trabzon'da imar barışıyla
147.988 vatandaşımızın sorununu çözdük. Şehir merkezinde bir atık su arıtma tesisi yapmak için proje çalışmalarımız devam ediyor. Yeni Cuma Camii ile Orta İzar Fatih Camii'nin de aralarında bulunduğu Trabzon'daki 87 tarihi eserimizi restore ettik. Ayasofya Camii ve Dernek Pazarı Güney Mahallesi camilerinin restorasyonları devam ediyor. Ulaşımda 73 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 225 kilometreye çıkardık. Tünelleri ve köprüleriyle birlikte Maçka Kara Hava Yolu'nu, Trabzon Maçka Yolu'nu, Akçaabat Yıldızlı Söğütlü Yolu'nu, Araklı Dağbaşı Bayburt Yolu'nu, Akçaabat Düzköy Yolu'nu, Of Çaykara Yolu'nu, Yalıncak Bulak Çağlayan Yolu'nu, Sürmene Giriş Çıkış Yeşil Yalı Bağlantı Yolu'nu, Tonya İskenderli Beşikdüzü Yolu'nu, Maçka Sümele Ayrımı Çakırgöy Yolu'nu, tüm bu yollardaki çalışmaları bu yıl bitiriyoruz. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki Maçka Tüneli'ni, Su Kenarı Tüneli'ni ve Kiremitli Tüneli'ni hamdolsun tamamladık. Avrupa'nın en uzun tüneli olacak Zigana Tüneli'nde de kazı çalışmalarında %55 gerçekleşme oranına ulaştık. Ayrıca Şalpazarı İskenderli Yolu'nu, Çaykara Uzungöl Ayrımı Karaçam Yolu'nu, Yomra Özdil Yağmurdere Yolu'nu da bu sene tamamlıyoruz. Düzköy Tonya Yolu'nu, Vakfı Kebir Şehir Geçişi'ni ve Arsin Araklı Ayrımı Atayurt Yolu'nu da bu yıl sizlerin kullanımına açıyoruz. Projesinde 12 adet köprülü kavşak, 17 adet tünel ve 55 adet köprü bulunan Kanuni Bulvarı ile Akyazı ve sahil bağlantı yollarının yapımı süratle devam ediyor. Yıldızlı ve Beşirli kavşaklarının bulunduğu 12 kilometrelik bölümü sizlerin istifadesine sunduk mu? İnşallah projenin tamamını seneye tamamlıyoruz. Ayrım, Konaklar, Pelitli, Yalıncak Yolu, Karadeniz Sahil Yolu bağlantısını da yine seneye bitiriyoruz. Kardeşlerim, Trabzon'a elimiz boş gelmek olmaz dedik. Bugün buraya güzel haberlerle, yeni yatırımların müjdeleriyle geldik. Ulaşımda Trabzon'a çağ atlatıyoruz. Önümüzdeki dönemde inşallah Trabzon'u raylı sistemle tanıştırıyoruz. Akçaabat, Akyazı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Havalimanı, Yomra, Arsin Organize Sanayi Güzergahı'nda raylı sistem hatları yapacağız. Trabzon, Erzincan arasında hızlı tren projemizi hayata geçirerek Trabzon'u da hızlı tren ağına ekleyeceğiz. Hızlı tren hattının etüt çalışmaları devam ediyor. Bu yıl içerisinde inşallah Trabzon'a bir bölge adliye mahkemesi kazandırıyoruz. Yani istinaf mahkemesi. Trabzon Havalimanımızı son 17 yılda yaptığımız yatırımlarla modernize ederek büyüttük. Yeni bir terminal binası yaptık. Havalimanımızın 2003 yılında, dikkat edin buraya, 429 bin olan yolcu trafiği 2018'de ne oldu biliyor musunuz? 4 milyonu geçti. 1'e 10. Nereden nereye? Sürmene, Of'a, Vakfı Kebir'e, Arsin'e yeni balıkçı barınakları, Trabzon'a yat limanı yaptık. Trabzon limanını onardık, modernize ettik. İnşa ettiğimiz Atasu Barajı ile Trabzon'un 2045 yılına kadar içme suyu hazır. Özellikle Trabzon şehir merkezi ve Yomra ilçe merkezi ile güzergah üzerindeki yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 92 kilometre uzunluğunda isale hattı ve arıtma tesisi inşa ettik.
Karadeniz bölgesi taşkınlar bakımından risk içeren bir bölgemiz. Trabzon'da toplam 98 adet taşkın koruma tesisi yaptık. Durmadık. Çalıştık, çalışıyoruz. 18 adedinin de yapımı devam ediyor. Solaklı Vadisi'nde 20 kilometrelik bir güzergahta örnek bir proje hayata geçirdik. Of Çaykara arasında yaptığımız bu projeyle vadinin çevresi de havası da değişti. Altındere Vadisi, Sera Gölü ve Uzun Göl'ün de yer aldığı 8 Tabiat Parkı'nda gerekli çalışmaları yaparak tabiat turizmine katkı veriyoruz. Trabzon'a toplam 1,7 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Trabzon'da bir organize sanayi bölgesi, bir teknopark, bir araştırma geliştirme ve bir tasarım merkezi kurduk. Trabzonlu girişimcilerimize toplamda 3,7 katrilyon lira tutarında yatırım teşviki sağladık. Desteklerimizle 10.300 kişilik ilave istihdam oluşturduk. Trabzon'daki 54 bin iş yerimize toplam 1,2 katrilyon lira tutarında SGK prim teşvikiyle destekledik. Artsin ve Beşikdüzü organize sanayi bölgelerinin elektrik sorununu bu yıl çözüyoruz. Trabzon'a, Of'a, Araklı'ya, Hayrat'a, Sürmene'ye, Artsin'e, Maçka'ya, Akçabat'a doğal gazı getirdik. Bu yıl Vakfı Kebir'e, Yomra'ya ve Beşikdüzen'e inşallah doğal gazı getiriyoruz. Tüm bu hizmetlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kardeşlerim, inşallah 31 Mart'tan sonra çok daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde yatırım hamlelerimize devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığında şahsım ile büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımız el ele vereceğiz. Şehrimizi imar ve ihya etmeyi sürdüreceğiz. Bunun için sizlerden evet 5 yıl için icazet istiyoruz. Biliyorsunuz Trabzon'da büyükşehir ve 16 ilçemizde AK Parti, 2 ilçemizde ise Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi adaylarıyla seçime giriyoruz. Sizlerden gerek AK Parti'nin adaylarına gerekse Cumhur İttifakı'nın adaylarına çok güçlü destek bekliyorum. Tamam mı? Evet mi? Şimdi soruyorum sizlere. Trabzon 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi, gönül işi diyor muyuz? Trabzon 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz? Trabzon 31 Mart'ta tercihimizi hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Trabzon 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na destek veriyor muyuz? Trabzon 31 Mart'ta yeniden bir destan yazıyor muyuz? Maşallah. 31 Mart akşamı Trabzon'dan güzel haberler bekliyorum. Şimdi sizlere şöyle birer şöyle kibar ama cici hediyem olacak. Ne vereceğim sizlere? Siz çaya yabancı değilsiniz ama yine de size hem de kenevir torbasının içerisine şöyle size biraz çay vereyim. Bu akşam bu çayları demleyin ama bu kardeşinize de biraz dua edeyim. Tamam. Anlaştık. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi Trabzon Belediye Başkan adaylarını takdim ediyoruz. Akçabat.
Osman Nuri Ekim, Araklı, Recep Çebi, Arsin, Muhammed Sait Gürsoy, Beşiktaş'ı, Harun Demirci, Çarşıbaşı, Cumhur İttifakı adayı Mümin Nuhoğlu, Çaykara, Hanifi Tok, Dernek Pazarı, Mehmet Aşık, Düzköy, Yılmaz Ankara, Hayrat, Salih Öztel, Köprübaşı, Ali Aydın, Maçka, Koray Koçan, Of, Salim Salih Saralioğlu, Ortahisar, Ahmet Metin Genç, Sürmene, Rahmi Üstün, Şalpazarı, Cumhur İttifakı adayı Refik Kurukız, Tonya, Osman Beşel, Vakfı Kebir, Muhammed Balta, Yomra, İbrahim Sağıroğlu, Büyükşehir Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Murat Zorluoğlu. Halkın adamı, hakkın aşığı, o milyonların umut ışığı, mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Duasında Recep Tayyip Erdoğan, kararlıdır davasında analar, duasında Recep Tayyip Erdoğan. İşte Karadeniz'in evladı, işte milletin adamı, Anadolu'nun yiğit evladı, cesur yürekli lider, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Korkulu rüyası, inandığı yolda gider, yıllardır beklenen lider Recep Tayyip Erdoğan. İnandığı yolda gider, yıllardır beklenen lider Recep Tayyip Erdoğan. Yeah.
ülkemizin ülkesine sevdalı güzel insanları. Teşekkürler Trabzon. Her köşesi ayrı güzel, her şehri vatan. Her köşesi ayrı güzel, her şehri vatan. Vatan için çalışmaktır bize güç katan. Vatan için çalışmaktır bize güç katan. Doğu, batı, kuzey, güney ayırmayız biz. Niyetimiz yok hiç pes etmeye. Ant içmişiz bu ülkeye hizmet etmeye. Türkiye. Nereden nereye, nereden nereye geldi Türkiye? Önce millet, önce memleket, hep beraber ileriye, haydi Türkiye. Teşekkürler Trabzon. Bugün bu meydanı dolduran, büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanımızı bağrına basan siz değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın olsun. We'll be right back.